Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kötünün de kötüsü bir planla birlikte karşınızdayım. Bu videoda bu makineyi kullanarak pijama skilleri patates püresine dönüştüreceğiz. Bu makine arkadaşlar normalde gördüğünüz gibi bir bilye üretim makinesi. Bilyeler üretildikçe burada gördüğünüz bariyer yükseliyor, yükseliyor ve tavana değince üretim duruyor. Ama bu videoda biz bu makineyi tersine çalıştıracağız ve pijama skilleri de iki bariyerin arasına koyacağız. Pijama skiller pestile dönüşecek ya. Onun için kötünün mü kötüsü plan dedim. Neyse, hadi lafı uzatmayalım artık. İşe başlayalım. Makine şimdilik şurada dursun. Pijama skilleri yakalayabilmek için de harika bir yöntem kullanacağız. Ay kızları, burada gördüğünüz 250 liralık devasa köpük makinesini kullanarak pijama skillerin dikkatini dağıtacak. Ay kızları pijama skillerin dikkatini dağıttığı sırada gece ninjaları sinsice yaklaşıp pijama skilleri yakalayacak. Bu arada bu köpük makinesi öyle böyle değil, aşırı dikkat dağıtıcı bir şey. Şimdi size bir kere göstereyim. Hop, 3, 2, 1. Şu köpüklerin fışkırınışına bakın arkadaşlar. Sadece bir saniye sıktım. Hadi o zaman ay kızlarını ve gece ninjalarını çağıralım. İşe koyulsunlar. Ay kızları, gece ninjaları gelin. Geldim Romeo, ne oldu? Görev sizi bekliyor. Hadi gidin. Daha 2 kilo pestil üreteceğiz. Ben bir şey anlamadım. Galiba pijama maskeleri yakalayacağız değil mi Romeo? Evet. Şuradaki makineyi kullanarak mı? Evet. Bizim kullanmamıza izin veriyor musun? Evet, hadi. Tamam. Makineyi alıyorum o zaman. Dikkatli kullan ay kızı. Çok sıkarsan eğer bütün şehir köpük altında kalır. Ayrılın, ayrılın. Kavga etmeyin. Şimdi herkes sakin olsun. Kavga etmeyi kesin. Ne oldu bana teker teker anlatın. Benim incir ağacımdan benden izin almadan incir yemiş. Ben sadece yere düşenleri yedim. Bu ses de ne? Nereden geliyor? Havadan mı geliyor? Yukarıdan bir şey geliyor. Şuna bakın. Ha? O da ne? Vay canına. Okaliptus, mokaliptus, uçan ejderha saldırısı. Alın bakalım. Her taraf baloncuk oldu. Çok güzeller. Romeo çok sıkmayın demişti ama bu kadar köpükle kimsenin dikkati dağılmaz. Biraz daha sıkacağım. Az önce sıktığım köpükler patlamış bile hemen. Alın alın. Çok hoşlar. Her tarafımız köpük oldu. Nerede kaldı bu gece ninjaları? Bütün şehrin köpükle dolup taşmasını mı istiyorlar? Birazdan gerçekten öyle olacak gibi. En iyisi kendi işini kendin yapmak. Baykuş kız. Aa, gözüme köpük kaçtı. Ay kızı ne yapıyorsun? Gel benimle. Hop. Tamam. Of gece ninjası. Seninle daha konuşacaklarımız var. Beni yarı yolda bıraktın. Bu iş neden bu kadar uzun sürdü? Nerede kaldı bu ay kızıyla gece nicası? Bir şeyler ters gidiyor. Kesin yakalandılar. Tüh ya, 250 liralık güzelim köpük silahım da gitti. Neyse, başka bir plan bulalım. Bugün pijama skilleri pestile dönüştürmek istiyorum. Onları yakalamanın daha başka yolları da var. Mesela köpeğimiz köpük. Ey köpük, git pijama skillerden birinin bacağından tut getir. Hadi oğlum, hadi sana kemik veririm. Vav, vav. Pijama skillere yazık oldu. Diğerini de kendim halledeyim. Bu sersemletme ışığına bayılıyorum. Bunu kullanarak pijama skilleri yakalayacağım. Birini de köpük yakalar, birini de ben yakalarım. Şunun nasıl çalıştığına da bakın şimdi. Işıklar kapansın, tamam. 3, 2, 1. Bakın çalıştırıyorum, hazır mısınız? Önce ışığı alıştırayım. 3, 2, 1. Sersemletme ışığı geliyor. Herkes gözlerini hazırlasın. Harika bir şey. Bakamıyorum. Tamam, kapatın, kapatın ışıkları. Şimdi bununla pijama skillerden birini yakalamaya gideceğim. Of, ev ne kadar kirli. Her yeri benim temizlememi mi bekliyorlar bunlar? Hey kedi çocuk, al bakalım. Gözüme tutma şunu. Yapma. Tamam. Gel bakalım. Oh gözüm. Ah. Biri şu ışığı kapatsın yoksa sonsuza kadar burada kalacağız kedi çocukla birlikte. Heh. Of. Kendi kendine duruyor muymuş? İyi bari. Bir an sonsuza kadar burada kalacağımızı düşünmüştüm. Kedi çocuk, ben niye gelmiştim? Seni yakalamaya gelmiştim. Evet Romeo, sen sersemletme ışığını kullanıp beni yakalamaya çalıştın. Ama artık geçti. Al bakalım. Olamaz. Işığın kapandığını unutmuşum. Beni kaçırmaya çalışacaktın ha? Gel bakalım buraya. Beni kaçırmaya çalıştığına göre arkadaşlarımı da kaçırmaya çalışmışsındır. Belki de kaçırmışsındır. Gidip bir kontrol edeceğim. Süper kedi hızı. Bir yere ayrılma sakın. Süper kedi hızı. Ah, of ya. Uf.
Süper kedi hızı. Hey ay kızı. Baykuş kızı yakaladın demek. Baykuş kız sen nasıl yakalandın ay kızına? Kedi çocuk bilerek yakalanır mıyım? Beni tuzağa düşürdü. Nasıl bir tuzakmış baykuş kız? Aramızdaki en akıllı kişi sendin. Nasıl düştün? Romeo'nun yeni yaptığı köpük silahıyla onu tuzağa düşürdüm. Köpükleri insanı büyülüyor. Adeta kendi içine çekiyor. Aa, çok ilginçmiş. Ben de görmek istiyorum bu silahı. Dur bekle getireyim kedi çocuk. Kandırdım onu. Gel baykuş kız seni kurtarmak için söyledim. Kedi çocuk o silahı gerçekten görmelisin. Çok harika bir şey. İyi o zaman gel bekleyelim burada. Ama seni geri yakalamasına izin vermeyeceğiz. Tamam kedi çocuk kurtulduk zaten artık kafesten. Çocuklar işte geldim. Alın bakalım. Oo, olamaz gözüme kaçtı. Her tarafıma yapıştı. Daha köpük saçmaya başlamadı bile kedi çocuk. Ne diyorsun? Asıl köpükler şimdi geliyor. Olamaz. Baykuş kız. Galiba etrafıma sarıldı köpüklerle. Gözüme de kaçtı. Hiçbir şey göremiyorum. Bana aklınızca tuzak kuracağını sandınız değil mi? O köpük silahının karşısında kimse duramaz. Şimdi ikinizi de yakaladım. Of, baykuş kızı da yakalayacağım. Etrafındaki köpükler bir türlü geçmiyor. Hadi patlayın, patlayın. Bir şey göremiyorum. Ne oluyor? Pat pat sesler geliyor. Seni yakalıyorum baykuş kız. Sessiz ol. Tamam. İkinizi de yakaladım. Şimdi sizi Romeo'nun yanına götüreceğim. Böyle bir şey mümkün olmayacak ay kızı. Nedenmiş? Romeo'yu yakaladım çünkü ben. Uydurma, Romeo güvenli bölgede. Etrafında bir sürü ay kızı koruması var. Onu yakalamış olamazsın. İnanmıyorsan gel sana göstereyim. İnanmıyorum kedi çocuk. Beni tuzağa düşürmeye çalışıyorsun değil mi? Git bir bak istersen. Biz zaten kafesteyiz. Bakıp geleceğim şüphelendim. Çocuklar Romeo'yu gördünüz mü? Az önce çıktı ay kızı. Pijama maskeleri yakalamaya gittiğini söyledi. Ya Romeo bütün işleri berbat ettim. Ben yakalıyordum zaten. Of ya. Romeo gerçekten de dediğiniz gibi güvenli bölgeden çıkmış. Ay kızı sana şimdi bir teklifim var. Bizi bırakırsan eğer sana Romeo'nun yerini söylerim. Of iyi tamam bari bırakıyorum. Ya söylemezseniz önce söyleyin sonra bırakayım. Tamam bizim evimizde. Birlikte gideriz hem. Biz zaten süper kahramanız, iyi insanlarız, yalan söylemeyiz. Tamam kedi çocuk size güveniyorum. Beni kandırmayın sakın. Gel seni hemen süper kedi hızımla götüreyim. Ah! Ay gözüm köpük olduğu için net göremiyorum. Yüzümü yıkamam lazım. Önce gidelim. Ah bu işkence daha ne kadar sürecek? Nereye gitti bu kedi çocuk? Geldik Romeo. Romeo her zaman işleri berbat ediyorsun. Eğer işine burnunu sokmasaydın kedi çocuğu da baykuş kızı da yakalamıştım. Ya he ay kızı atma. Abartıyorsun sen de. İnanmıyorsan kedi çocuğa sor. O da gördü. Onu da yakaladım hatta. Sadece seni kurtarmak için serbest bıraktım şimdi onları. Evet Romeo gerçekten ikimizi de yakalamıştı. Çok başarılı bir tuzak kurmuşlardı. O tuzağı kim yaptı sanıyorsunuz? Köpük silahını ben yaptım. Ultra mega köpükleri sayesinde büyüleyici bir güzellikle bütün insanları etkileyebilir. Beni bile. Üf, hadi Romeo zaten senin yüzünden bir işe yaramadı. Gidelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.